Velhasıl devlet erkanıyla birlikte giderek o hale gelmiş ki İslam'a duydukları güven kaybolmaya. Çünkü İslam'ı anlamak için hiçbir şey yapmıyorlar. İslam'ı yüzünden seviyorlar. Yani bir gıdayı o kadar çok seviyorlar ki yersek yazık olur, kavanoza koyup yalayalım der gibi İslam'a saygı gösteriyorlar. Öyle almışlar, öyle devam ettirmişler. Dolayısıyla açlıktan zıbarır hale gelmiş ve ölmüşler yani. Gerçekten çünkü gıdasızlıktan ne olur insan? Bir deri bir kemik derken malları diker. Onları da dikmiş. Tabii kendi ideolojisine güven açısından bir yandan malları dikerken öbür taraftan da ellerin ideolojisine hayranlık her geçen gün daha da gelişmeye başlamış. Ona güven daha artmaya başlamış. 3-5 kişiyken bu 30-40 kişiye, 30-40 kişiyken 300-400 kişiye derken açılan okullar şu bu yabancılara verilen eğitim imtiyazları yüzünden Fransız Koleji, İtalyan Koleji, Amerikan Koleji, İngiliz Koleji, Alman Koleji, bilmem ne Koleji, Koleji. Hakkari'nin dağlarına varana kadar yatılı kolejler açılmış. Kürt kabilelerinin, reislerinin çocuklara okutulmuş. Kamuran İnan gibi herif Joseph Lanz'dan daha gavur çıkmış karşına. Ne olacak? İsviçreli bir avratla evlenmiş. Kamuran İnan Şeyh Selahaddin'in oğludur. Evet yani genel esaslardan bahsederken kimi yerde müşahhaslaştırmak, elle tutulur hale getirmek için bazen böyle örnekler de veriyorum. Şeyhülislam Hayrullah Efendi'nin oğlu Suat Hayri Ürgüplü Parislerde, Sorbonlarda okutulmuş. Tamamen Fransız kafa yapısına, Fransızların dünyaya bakış açısına sahip hale getirilmiş. Ondan sonra bu denli tahsil yapan bu insana Türkiye Cumhuriyeti'nde büyük makamlar verilmiş. Örneğin 27 Mayıs'tan sonra askeri hükümetlerin, askerlerin sivillere kurdurduğu hükümetlerin başbakanı olarak tayin edilmiş. 7-8 ay süreyle Süleyman Demirel de Tortos'un olarak onunla beraber aynı çifte koşulmuş. Eke öküzün yanında çift sürmeyi öğretmişler. Şimdi Türkiye'nin en büyük adamı olarak da Çankaya'da oturuyorlar. 1034 rakımlı tepede. Velhasıl Osmanlı o hale gelmiş ki atlaya sıçraya bir oradan bir şuradan bir buradan vuruyoruz, değiniyoruz. Paşalarının bir kısmı varsa yoksa Almanya diyen, Alman'ın askeri disiplinine, silahına, sanayine hayranlığından mahvolan biten meylalara dönen paşalar olmuşlar. Talat paşalar, Enver paşalar ve dahi Cemal paşalar. Kim esne paşaları da olmuş ki varsa yoksa İngilizler, zira asılırsan da İngiliz ipiyle asıl kanaatına varana kadar meşhur etmiş. Koca Mustafa Reşit Paşalar, Mithat Paşalar, Mustafa Kemal Paşalar, İsmet İnönü Paşalar giderek. Velhasıl Osmanlı'ya paşa kalmamış efendiler. Evet. Mayaşını Osmanlı'dan alır, urbasını Osmanlı'dan giyer, cülüsünü Osmanlı'ya yapar. Velakinnehu tüm emeğini İngiliz ve dahi Fransızlara verir, harcar paşalar ordusunun sahibi bir Osmanlı kalmış kala kala sonuçta. Tahta çıkış demek. Şimdi tahtaya değil tahta. Evet. Şimdi efendim bu paşalar grubundan bir grup bunun mensubu olan Enver Paşa ne edip etmiş Sultanımız Efendimiz Zillullahu fil ard Allah'ın yeryüzündeki gölgesi namıyla andıkları ki böyle namlar İslam'da yoktur. Abdülhamid Efendimiz, Abdülhamid-i Sani Efendimiz yani ikinci Abdülhamid Efendimiz hazretlerinin kızlarından birini tezevvüc etmek imkanına ve dahi şansına sahip olmuş. Damadı Şehriyari olarak da nazır-ı harp, harbiye nazırı olmuş. Yani Milli Savunma Bakanı olmuşlar. Biraz Osmanlıca konuşalım ha. Ben de zaten anlamayın diye konuşuyorum. Tercümesi aslında aynısı. Şimdi neyse hafif bir şöyle yağmur serpiştirdi geçti. Yani Almancı paşalar İngilizci paşalara nispetle şanslı çıkmış. Padişahın damadı olmuş. Onlardan Enver Paşa. Padişahın damadı olarak da
Osmanlı Devleti'nin Devleti Ali Osman'ın Harbiye Nazırı olmuş. Yanına birkaç tane kendi kafasından paşayı da takmış. Başka kimseyle istişare dahi eylemeden, danışmadan, konuşmadan İngilizlerin Hindistan yolunu emniyete almak için Kuveyt, Irak, Suudi Arabistan ve Filistin, Kanal, Süveyş mıntıkasındaki gözü olduğunu da bildiklerinden Almanlarla müşareket sonucu, yani müşterek hareket sonucu İngilizlerin ayağını buralardan kesmek, İngilizleri sıkışık duruma, zor duruma düşürmek istemişler. Almanlarla savaşa giren İngilizlerin kovaladığı gemilerinin önünden kaçan Braslow ve bilmem ne Göben isimli iki Alman zırhlısını o şeye kadar kovalamış İngilizler, Çanakkale açıklarına kadar. Osmanlı'nın Harbiye Nazırı olan Almancı Paşa, Alman Paşası Enver, damadı Şehriyari, yani padişahın damadı, gemilerin sığınmasını bir formül bulup sağlamış. Çanakkale Boğazı'ndan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Sivastopol'a kadar gitmesini sağlamış. Bu arada İngilizlere bu iki Alman gemisinin Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından satın alındığını söylemiş. Aslında satın alma falan yok iken şeyin müttefiki olan, İngilizlerin müttefiki olan Rusları, Çarlık Rusyası'nın liman şehri olan Sivastopol'u bombardımana tutmuşlar. Çok büyük ve zırhlı gemiler bunlar, frikateynler. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'ni bu akıllı paşalar hangi hallerine güvendiler ise Özalcığımı tıpkı bir koyup üç alacağız işte Amerika'dan yana körfezden filan edelim dediği gibi onlar da bir koyup üç almacı paşalar olarak Alamandan tarafa bir koymuşlar. Velakin nehu, savaşın sonu geldiğinde üç almayı bırak koydukları bir de kendileri de ortada kalmamış. 4,5 milyon kilometre karelik bir Osmanlı Devleti'nden kala kala bıç kadar Anadolu kalmış elimizde. Evet. Çok akıllı tabii bizim diyorum paşalarımızın sayesinde. İngilizler, İtalyanlar, onlar bunlar şunlar her tarafı oradan çıkarma yapmış. Belki Maraş'a çıkar, öbürü Antalya'ya, belki Antakya'ya, bilmem şu İzmir'e çıkar, belki İstanbul'u zapt eder, öbürü Balıkesir alır derken kala kala kuru kara Polatlı'yla mucur gur şehir kalmış ortalıkta, yani bir kötü Ankara. Hakikaten Ejbi de ezmiş de karşı tarafı Uruslar almış. Bilmem şu tarafı şu, burada Ermeni çekmiş, şurada Urum, Puntos Cumhuriyeti ilan etmiş bilen derken kala kala bir cimcik yer, bir çadırlık yer.